İyi akşamlar değerli izleyenler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle hazırladığımız ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bayramın ikinci günü maalesef Türkiye için pek iyi başlamadı. Şehit haberimiz var, kaza haberlerimiz var. Önce kaza haberiyle başlayacağız. Niğde'deki trafik kazasında 8'i çocuk 13 kişi öldü. Kaza kelimesinin dahi az kaldığı olayın nedeni dikkatsizlik. Otomobildekiler kız istemeye gidiyorlardı. Nevşehir'den Hatay'a ulaşmayı hedefliyorlardı. Sağ kalan sürücü Emrah Özçelik evlenme hazırlıkları yaparken iki kişiyi bu kazada kaybetti. Gözleri önünde can verdiler. Soner Gürbüz ve Hamdullah Akyüz öldü. Mehmet Özçelik ve kendisi hayatta. Bu manzarayı hiç unutamayacaklar. Perte çıkan diğer araçtaki Kamer ailesi ise İstanbul'dan Adıyaman'a gitmeye çalışıyordu. Aksaray-Adana Karayolu, Niğde-Bor ilçesine bağlı Obruk mevkii yakınlarında Adana istikametinde ilerlerken kontrolden çıktı, yolun iki tarafındaki bariyerlerine çarpıp devrildi araç. Bu arada Hamdullah Akyüz'ün kullandığı otomobil de bu araca çarpıp ancak durabildi. Sonrası ise tam bir felaket. 8'i çocuk tam 13 kişi öldü. Geriye kalanları jandarma topladı, eşyalar dört bir yana savruldu. Aynı aileden Yunus, Nesibe, Ali, Muhammed, Adem, Nigar, Reyhan, Mehmet, Evren ve Zeynep Kamar. Diğer araçtakilerden ise Soner Gürbüz ve Hamdullah Akyüz can verdi. Bursa'da da bir kaza var. Bursa'daki kazada ise bir ölü var. Kazayı yapan sürücünün ikiye bölünen araçtan cansız bedeni dahi güçlükle çıkartıldı. Selahattin Kasap otomobilini görgü tanıklarına göre çok hızlı kullanıyordu. Mudanya yolu üzerinde seyrederken Sıra Meşeler Mahallesi civarına yaklaştığında daha fazla hız yapamadı. Araç şurada 150-200 metrelerden makas ata geliyordu. Hatta bana da vuruyordu. Ben S4 puanla falan yaptım. İkaz ettim ama ikaz etmeme rağmen yani böyle bir durum oldu. Hatta birkaç arabaya da makas attı. Birkaç arabanın önünden geçti falan. En son artık. Süratli miydi? Bayağı süratliydi ya. 80-100 arası vardı. Araç yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Aynı anda ikiye bölündü ve işte bu hale geldi. LPG'li aracın içine sıkışan Selahattin Kasab'ı kurtarmak hiç kolay olmadı. Ekipler tam 2 saat süren bir çalışma yaptılar. 29 yaşındaki genç sürücü çıkartıldığında çoktan hayatını kaybetmişti. Kazaları davetiye çıkartanların derdi kurallarla. Kuralsızlığın bedeli ölüm ama Türkiye'de ölüm de bedava. Tehlikenin farkında olmadan ilerleyen bu gençler Türkiye'de sayısız insanın hiç yere kazaya kurban gittiğinin farkında değiller. Üstelik çok da eğleniyorlar. 1245 motor Allah diyor. Burası Üsküdar. 5 kişi motosiklet üstünde. Saat gece 2. Kafalarında kask da yok. Kendilerini görüntüleyenlere selam verip son hızla yollarına devam ediyorlar. Bursa Orhan Gazi'de dün gece çok hareketli geçti. Öfkeli bir eşiyle konuşma girişimini baldızını rehin almaya kadar götürdü. Kayınvalidesini yaraladı, baldızını rehin aldı. Keskin nişancıların devreye girdiği olayın sonu kötü bitti. Bu görüntüler bir filmden alınmadı. Bursa Orhan Gazi'de çekildi. Kayıtlara geçtiği saatlerde gece yarısıydı. Karadaki kadın rehin alındı. Kolunu boğazına dolayan kişi eniştesi. Korku içinde kendisini kurtaracak bir hamle beklerken diğer yandan da onu sakinleştirmeye çalışıyor. Konuşmaya, vazgeçirmeye uğraşıyor. Serpil Sağlam ömrünün en korku dolu anlarını yaşıyor. Annemleri yakaladım. Eşi Sema Kementoğlu'ndan 6 aydır ayrı yaşayan 31 yaşındaki Turgay Kementoğlu İstanbul'dan İnegöl'e giderek eşiyle konuşmak istedi. Sema Kementoğlu bu konuşma ısrarının üzerine polis merkezine annesi Nezihe Sağlam, ablası Serpil ve eniştesi Nusret'le giderek rahatsız edildiklerini belirtip şikayette bulundu. Kadın şikayetin ardından polis nezaretinde evine götürüldü. Polis ekipleri evden ayrıldığı anda silahıyla etrafı ateş eden Turgay Kementoğlu ortaya çıktı. Kurşunlardan biri kayınvalidesine denk geldi. Turgay Kementoğlu korkup markete sığınan baldızı Serpil Sağlam'ı rehin aldı ve uzun süren bir rehine krizi başladı. Polis bir yanda, rehin alınan kadın içeride uzun bir bekleyiş başladı. Çabalar kâr etmedi. Polis zaman kazanmaya çalışırken özel harekat timlerine bağlı keskin nişancılar çağrıldı. 2 saatlik ikna çabası yetersiz kalınca keskin nişancılar Kementoğlu'nu vurdu. Baldız kurtarıldı. Turgay Kementoğlu hastanede yaşamını yitirdi.
Yaraladığı Neziha Sağlam'ın tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor. Çöp kamyonu sokak aralarında gezerken ve dolaşırken önlemsiz bir şekilde toplama işini yapıyor. Yıllardır süregelen bu durum Bursa'da bir çocuğun ölümüne yol açtı. 4 yaşındaki Emrah artık hayatta değil. Emrah'tan geriye kalan ve ölümüne sebep olan bisiklet işte bu. Habercilerin kamerasına takılan tek detay da bu. Bursa'da Osman Gazi ilçesi Güneştepe mahallesinde çöp toplayan kamyon 4 yaşındaki Emrah Korkmazer'i ezdi. Geri manevra yaptığı sırada kafasının üstünden geçti. Bağırdık, çağırdık, geri arabayı aldırdık, çocuğu çıkardık, çocuk öyle şey oldu yani. Çocuk buradayken can verdi ya. Şey başından mı geçti, neresinde? Diyor başına kadar geldi, buraya kadar geldi yani. Araba başına kadar yere geldi. Çocuk oynuyor muydu, ne yapıyor? Yok, çocuk bisikletle gidiyordu abi. Bisiklet mi, kaykay mı? Yok, bisiklet var, bisiklet durdu. Çekirge Devlet Hastanesi'ndeki acı bekleyişin sonu iyi bitmedi. Emrah öldü. Ailesi yıkıldı. Soruşturma başlatıldı. Görgü tanıklarının ifadesi çok önemli çünkü söylediklerine göre çöp kamyonunun sürücüsü telefonla konuşuyordu. Sürücü şimdi gözaltında. Aile ise yasta. Bursa'da 68 yaşındaki Sezai Kaya'nın kaybolduğu başvurusunu yapan aile bugün ondan bir haber aldı ancak haber kötü. Bursa'da Paşa Çiftliği metro istasyonunun yakınlarından geçen bir kişi yerde yatan bir ceset gördü. Hemen polise ulaştı. Çürümeye başlayan cesedi tespit etmek zor oldu ancak 68 yaşındaki Sezai Kaya'nın olduğu netleşti. Kayıtlar gözden geçirildiğinde ailesinin Sezai Kaya için 9 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Şimdi Kaya'nın ormanlık alanda bulunan cesedine dair incelemeler yapılırken ölüm sebebi ve neden kaybolduğu da detaylandırılıyor. Feci olayı hatırlayacaksınız. İstanbul'da bir baba bebeğini köprüden atarak öldürmüştü Arife Günü. Gerekçesi eşinin doğumda felç kaldı iddiasıydı. O iddia bugün tersine döndü. Acı gerçeği bebeğin teyzesi ortaya çıkardı. Duyanı göreni kahreden İstanbul Beşiktaş'taki olay dehşeti yaşattı herkese. Seyf Erten 2 günlük bebeğini köprüden atarak öldürmüştü. Bunalımda olduğu ve zor bir doğum olduğu tahmin edildi. Olayın ilk günü eşinin doğum yaparken felç geçirdiği ve bebeğini bu yüzden attığı söylenmişti ama gerçek bugün ortaya çıktı. Karısı değil, feci şekilde canını aldığı bebeği felçliydi. Seyf Erten'in baldızı Güler öğretmiş, annenin doğum sırasında suyunun çekildiğini ve bebeğin içeride susuz kaldığını söyledi. Doktor, bebeğin mimiklerinden engelli olduğunu anlamış ve belden aşağısının tutmadığını söylemiş. Olayın ondan sonra gerçekleştiği düşünülüyor. Kendisine bebeğinin felçli olduğu söylenen baba Seyf Erten'in eşiyle mutlu evliliği düşünüldüğünde bunu nasıl yaptığı hala anlaşılabilmiş değil. Daha da acısı bebek öldü hem de babası tarafından bir köprüden atılarak. Nedeni dünyaya felçli gelmiş olması. Annesinin olan bitenden hiç haberi yok. Sadece bebeğin ölü doğurduğunu biliyor. Kocası ise tutuklanarak cezaevine konuldu. Günün en acı haberine geçelim şimdi. Terör bayram dinlemiyor. Şırnak'ın Beytüşşabap ilçesinde dün gece ve bu sabaha karşı PKK'lı teröristler jandarma ve polis karakollarına otomatik silahlarla saldırdı. Çatışmalarda 2 asker şehit oldu, 8 asker, 6 polis ve 1 köy korucusu yaralı. Şırnak Beytüşşebap'ta dün gece ve bu sabaha karşı PKK'lı teröristler polis karakolu, İçi Jandarma Komutanlığı, Ayvalık ve Taşarası Jandarma Karakollarına roket atar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Teröristleri güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. 6 polis memuru yaralanırken Ayvalık Jandarma Komutanlığı'na yapılan saldırıda bir asker şehit oldu. 3 asker ve 1 köy korucusu yaralandı. Taşarası Karakolu Kontiktepe'de üst bölgesinde de yapılan saldırıda bir asker şehit düştü, 5 asker ise yaralandı. Saldırıda şehit olan 23 yaşındaki jandarma uzman çavuş Ali Çakar'ın acı haberiyle Adana'nın Sayınbeyli ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Allah bunların belasını versin. Bizi biter sanmasınlar. Bir hali ölür, bin hali doğar. Gerekirse ben de giderim. Vatan sağ olsun. Sayınbeyli'nin İslam Mahallesi'ne oturan şehidin babası Bayram'la annesi Kadem Çakar'a acı haberi sabah saatlerinde yetkililer verdi. Evet.
Çatışmada şehit düşen 26 yaşındaki uzman çavuş Mehmet Ali Bozkurt'un baba ocağı ise Adıyaman Kahta'da. Bayram günü çocuklarının şehit olduğu haberini alan Bozkurt ailesinin evinden Kürtçe ağıtlar yükselirken uzman çavuşun Kahta'da düzenlenecek törenle toprağa vereceği öğrenildi. Türk Silahlı Kuvvetleri ise aynı bölgede 34 PKK'lının öldürüldüğü bilgisini verdi. Acı haberlere siyaset cephesinden de çağrı var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 1 Kasım'ı işaret etti. Kutluyorum. Türkiye'den şehit haberleri geliyor. Bu bizi üzüyor tabii. En azından bayramda bir çatışmanın olmaması en büyük dileğimizdi. Ama maalesef terör her zaman olduğu gibi kan ve gözyaşı demek. İnşallah önümüzdeki süreç içinde 1 Kasım'dan sonra Türkiye'de yeni bir atmosfer oluşur, demokrasi kazanır ve terör belasından hep beraber kurtulmuş oluruz. Türkiye bu sorunu aşamadığı sürece kendi içindeki dirliğini sağlayamaz, kuramaz. O nedenle bizim öncelikle terör sorununu aşmamız gerekiyor. Bu konuda yeni projeler, yeni bir anlayışı egemen kılmak, yeni projelerle bu sorunu aşmamız gerekiyor. MHP liderinin Suriye politikalarıyla ilgili eleştirdiği Cumhurbaşkanı'na yönelik sarf ettiği sözler bugün siyaset gündemine damgasını vurdu. Burada da yanlış düşmüştür. Sayın Cumhurbaşkanı her zaman yanlış konuşuyor, yanlış yönlendirme yapıyor ve kendi çıkarından başka hiçbir şeyi düşünmüyor. Geçmiş seçimlerde 400 rakam üzerine odaklanmıştı. Şimdi 550 milli ve yerli ne demekse o milletvekillerine talip oluyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hükümranlık haklarının olduğu bir alan seçim bahanesiyle PKK'ya terk edilmiştir. Şimdi bayramda yine bir cuma namazı sonrası konuşmayı alışkanlık haline getiren Sayın Cumhurbaşkanı diğer yerlerde de buna benzer gelişmelerin olabileceğini söylüyor. Sandıkları taşıma değil birleştirme yolunu tercih ediyoruz diyerek haddi zatında Oslo'dan bu yana gizli görüşmelerde var olan demokratik cumhuriyet, federal ve bağımsız Kürdistan çizgisini devam ettirebilecek bir gafleti hala devam ettiriyor. Esad'dan Esed'e, şimdi Esed'den Esad'a dönüş vardır. Seyredeceğiz, takip edeceğiz. Amerika ne düşünüyorsa Cumhurbaşkanı Suriye için onu düşünüyor zaten. Evet. Bahçeli böyle diyor ama Bahçeli'ye jet yanıt Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Erdoğan, Suriye politikamız değişmedi dedi. Arayışlardır. Yani benim Suriye politikasıyla ilgili Türkiye'nin yaklaşımı başbakanlığım döneminden itibaren neyse bugün de aynıdır. Bu bizim söylediğimiz özellikle burada şu anda biliyorsunuz bir DAEŞ olayı söz konusu. Diğer tarafta diğer örgütlerin yaklaşımı ortada. Diğer taraftan da rejim ortada. Şimdi burada bütün bu çalışmalarda hangi ülkeler bu işin kotarılmasına girecekse, burada böyle bir çalışmayı yapacaksa bu çalışma sürecini yani ifade ediyorum. Ve geçiş süreci dediğim olay da odur. Ve ben orada şu açıklamayı da yaptım Emirgan'a dikkat ederseniz. Yani Esed'le asla Suriye'nin kurtuluşu söz konusu değildir. Bir defa zaten Esed'li olan bir anlayışa da muhalif kesimler ne yapmıyor? Evet demiyor. Yani onunla beraber bu iş olacak olsa zaten 5 senedir olurdu. Bunu kabul etmedikleri için zaten bütün bu şu andaki mücadele devam ediyor. Yerli ve milli vekil isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyaset camiasına kattığı son manşet oldu. Siyasetin manşetinin gazetelerdeki yansıması da bir o kadar sert oldu. Sözcü gazetesi Sağlık Bakanı'nı milli olmamakla itham edince tartışmalı önder Mustafa Kemal Atatürk'e kadar uzandı.
Cumhurbaşkanının yerli ve milli 550 vekil istiyorum çıkışı, siyasetin yeni polemiği. Hükümet karşıtı sert manşetleriyle konuşulan Sözcü gazetesinin bu çıkışla ilgili attığı o manşet, ırkçı Sözcü gazeteci suçlamalarını da beraberinde getirdi. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun da fotoğrafının bulunduğu bazı vekillere ilişkin Tayyip'e göre bu AKP'liler ne diyerek manşet atmasına Müezzinoğlu'ndan sert cevap geldi. Bana milli mi diye soran gazete manşetine yarın sabah Atatürk milli mi diye soru sormasını ben öneririm. Söyleyeceğim bu kadar. Bu kadar mantık dışı, bu kadar akıl dışı, bu kadar izan ve ölçü dışı. Bültenin başına verdiğimiz şehit haberleriyle ilgili bir gelişme var. Onu paylaşmak istiyorum. HDP bugün iki askerin şehit olduğu Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bir heyet göndereceğini açıkladı. Basın biriminden yapılan açıklama şu şekilde: yaşananları yerinde incelemek, belirlemek ve halkla dayanışmak amacıyla Batman milletvekilimiz Saadet Becerikli, Diyarbakır milletvekilimiz Altan Tan, Diyarbakır milletvekilimiz İmam Taşçıer ve Hakkari milletvekilimiz Nihat Aydoğan'ın, Akdoğan'ın yanı sıra MYK ve parti meclisi üyelerimizle DTK ve DPP yetkililerinin de aralarında olduğu bir heyet yarın, yani cumartesi günü Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine gidecektir şeklinde bir açıklaması var HDP basın biriminin. Devam edelim bültene. Görüntüsü biraz ilginç bir haber varsa, Erzurumlu 3 arkadaşın sigara içmek için yaptığı kaçamağın sonu bakın nasıl bitti. Gençler sigara mağduru. 15 yaşındaki Recep Kaya babasının kamyonetinde arkadaşlarıyla sigara içmek istedi. Torpido gözünde bulunan ve kaçak yapan çakmaklarla dolum yapılan gaz tüpünün alev alması sonrası yangın çıktı. Otururken arabada camlar falan kilitli. Arkadaşlar da dedi gelin oturak, dedim tamam, gittik arabanın içine. O normal çakmak tüpleri sızmış işte. O girdiğimizde koku falan almadık. Bu arkadaş da 5-10 dakika içti. Dedim sigara içeyim. Çakmağı yakar yakmaz masmavi bir ateş. Rengi ateş rengi değil, masmavi hiç. İşte hemen kapıdan dışarı attık kendimizi. Zaten kapıyı açar açmaz hemen bu cam tarafındaydı. Ben de cam tarafından o Recep ortada. Recep önce atladı bundan önce. İşte hemen havayla temas etti, söndü. Recep, Muhammed ve Oktay kendilerini zorlukla dışarı attı. Arabanın kılıfları yandı, onların da yüzü ve elleri. Hastanede gerekli önlemleri alındı, tedavileri yapıldı. Şimdilik ciddi bir sağlık sorunları yok. Değerli izleyenler, haber arasına bir ek yapmamız daha gerekiyor. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti dönüşü, gelen şehit haberleriyle ilgili ve terörle mücadeleyle ilgili önemli açıklamaları da var. Erdoğan batıdan yapılan orantılı güç çağrılarına yanıt verdi ve teröristlerin anladıkları dil neyse o şekilde mukabele edeceksiniz dedi. 500 yerli vekil sözlerine gelen eleştirilerle ise bu tam bir akıl tutulması, benim sözlerimde asla ayrımcılık söz konusu değil dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 1 Kasım seçimlerinde HDP'nin baraj altında kalması durumunda bunun bir risk oluşturmayacağını söyledi. 80 vekil çıkardılar da ne oldu? Her tarafı yakıp yıkmadılar mı? Barajın altında kalan parti neticeyi kabullenmek durumundadır dedi Erdoğan ve terörle ilgili de teröristlerin anladıkları dili konuşmaya devam edeceğiz şeklinde bir açıklaması var. Önemliydi, aktardık. Devam edelim şimdi bir Bursa haberiyle. Günümüzde bile aynı kalitede üretilemeyen 400 yıllık İznik çinilerinin Londra'dan getirildikten sonra Sinanpaşa Camii'nde sergilenmesi isteniyor. Bursa'da tarihi Sinanpaşa Camii'nden çalınan ve bugünün teknolojisiyle bile kalitesi tutturulamayan 400 yıllık İznik çinilerinin Londra'da bulunduktan sonra ait olduğu yerde sergilenmemesi iç halkını ve özellikle cami imamını çok üzüyor. Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki tarihi Sinanpaşa Camii'nden çalınan 400 yıllık İznik çinilerinin Londra'dan geri getirilmesi Yenişehir halkını sevindirdi. 10 senedir 450 yıllık Sinanpaşa Camii'nde imamlık yapan Recai Aslan, Ankara'da teşhir edilen 400 yıllık çinilerin Yenişehir'de sergilenmesini istiyor. İngiltere'de olduğu, Katarlı birisi tarafından satın alınmaya kalkıldığı ama bu anlaşıldığından Hollandalı bir arkeolog bunu haber veriyor. Haber verince o da almaktan vazgeçiyor. Tam parçalar olmadığından dolayı bu şekilde orada bekledi. Yine bu şu şeyin üzerindeki çinilerin de o şekilde kenarda dururken bize ait oldu anlaşılıp o zamanki Kültür Bakanı tarafından getirtildi. Ama şu anda Ankara'da Etnografi Müzesi'nde sergilenmekte.
Gelen terör haberleriyle ilgili Genelkurmay Başkanlığı'nın da az önce haber sitelerine düşen açıklamasını hatırlatmakta fayda var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajın ardından TSK, kara hudutlarımızdan yasa dışı geçmeye çalışan 879 kişiyi yakaladık şeklinde bir açıklama yaptı az evvel. Genelkurmay Başkanlığı Türkiye'nin kara sınırlarından yasa dışı geçişlerin olduğunu daha önce söylemişti. Sayı şu an açıkladığı internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde. Gün içerisinde kara hudutlarımıza yasa dışı geçiş teşebbüsü esnasında toplam 879 şahıs yakalanmıştır. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı unsurları tarafından Türkiye'de bulunmak için yasal gerekleri taşımayan 326 şahıs ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 353 şahıs da yakalanmıştır şeklinde Genelkurmay Başkanı'nın açıklaması. Hatırlatalım tekrar izlemeyenler için, bugün iki şehit daha var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ise kesinlikle terörle mücadeleye devam edeceğiz ve o şekilde karşılık vereceğiz yönündeydi. Şimdi siyaset gündemini az önce genel siyaseti aktarmıştık. Bursa'daki bayramlaşma törenlerine şimdi geçelim. AK Parti Bursa Teşkilatı bayramlaşma töreni için Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala, diğer Bursa vekilleriyle birlikte oradaydı. Törene damgasını vuran Müezzinoğlu'nun zehir zemberek açıklamaları oldu. Terör bu bayramımızı zehir etti. Bugün de yine Beytüş Şebap'ta sabah 2 tane şehit, 11 tane yaralımızın haberini aldı. Ve insanlık dışı katliam yapan, insanlık dışı tuzak kuran, insanlık dışı hain emeller peşinde koşan bu terör örgütü ne yazık ki yine yaralı kurtarmaya çalışan, kurtarmak için giden ambulans ekibimizi de kaçırdı ve şu anda ambulans ekibimizden haber alamıyor. AK Parti Bursa'yı teşkilatının bayramlaşma törenine terör gölgesi düştü. Bursa Milletvekili ve Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu konuşmasının başında Şırnak'ta bugün yaşanan terör saldırısına değindi. PKK tarafından kaçırılan ambulans şoförüyle ilgili acı haberi de kürsüdeyken aldı. Ambulansımızın şoförünü şehit etmiş. Allah sizleri kahredecek. Bu millet de size bu bedeli ödetecek. Terör örgütüne ateş püskürdü. Zehir zemberek sözlerinin hedefine muhalefet partilerini de aldı. HDP'yi topa tuttu. Leyla Zanağan Bendi Bursa'ya gelmiş ve Bursa'da konuşmuş. Demiş ki Bursa'da ne varsa Diyarbakır'da da onu istiyoruz. Evet, dürürsen, samimiysen, çok net söylüyorum. Bursa'da ne varsa Hakkari'ye de onu yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Ama bir şey daha söylüyorum. Bursa'nın sokaklarını, Bursa ilçelerinin sokaklarını belediyelerimiz yalnız altyapı için kazıyorlar. Hakkari'de, Cizre'de, Yüksekova'da belediyeler sokakları niye kazıyor? Onun cevabını vermek lazım. Sağlık Bakanı'nın eleştiri okları CHP ve MHP'yi de vurdu. İki partinin liderini de Doğu illerine gidememekle eleştirdi. Gelmiyorsun gelmiyor, tut diyorsun tutmuyor, yapalım diyorsun yapmıyor, hadi bakalım diyorsun, ben hiçbir oyunda yokum diyor ve sonunda da milliyetçiyim diyorlar. Arkadaşlar, lafla milliyetçilik olmaz. Hakkari'de, Silopi'de, Siirt'te Türk bayrağının güçlü dalgalara binmesi oralarda var olmaktan geçer. Ankara'da oturmaktan geçmez. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bakınız Diyarbakır'da bulamazsınız. Batman'da, Siirt'te, hatta genel başkanlarının olduğu ilde, doğduğu ilde Tunceli'de bile bulamazsınız. Nereye gidiyor? Tatlı su balığı demokratlığı yaparak İzmir'e gidiyor. İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala'nın konuşmasında teşkilat vurgusu vardı. Parti tabanının önemine dikkat çekti. Burada da en önemli varlığımız teşkilatlarımızdır. Teşkilatlar, parti teşkilatları demokrasinin kan dolaşımıdır arkadaşlar. Orada bir duraksam olduğunu beyne kan gitmez. Halkın nasıl memleketi yönetmek istediğini en iyi siz bilirsiniz. Milletimiz partimize, tabii bütün partilere ama siyasete mutlaka daha çok katkıda bulunmalı, daha çok müdahil olmalıdır. Bunu kiminle yapacak?
Bunu sizler aracılığıyla yapacağız. AK Parti milletvekili adayları, il yöneticileri, belediye başkanları ve yüzlerce partili Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeydi. Bayramlaşma töreninde kameralara yansıyan önemli karelerden biri de bu oldu. CHP İl Başkanı Zafer Yıldız ve Bursa milletvekilleri AK Partili vekillerle tek tek bayramlaştı. En son ekranlarınıza gelen bu kareden sadece birkaç saat önce Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, CHP Bursa Teşkilatı'nın bayramlaşma törenine katıldı. Nokta mitingini andıran törende kürsüden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepkiler yükseldi. Konuşmaları oturduğu yerden dinleyen Müezzinoğlu, AK Parti karşıtı sloganlarla uğurlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Teşkilatı bayramlaşmak için Kültür Park'ta bir araya geldi. Bu bir bayram buluşması. Gönül isterdi ki şu mikrofondan bayramımızı daha şenlendirecek paylaşımlarda bulunalım. Yine de kendimize ve halkımıza inanmışlığımızın kararlılığı ile sevgi, barış, kardeşlik duygularımızla birbirimizle kucaklaştığımız nice bayramlar diliyorum. CHP'lerin bayramlaşma törenine Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu katıldı. Müezzinoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Sorun'la CHP'lilerin arasında otururken kürsüde önce Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in barışın egemen olacağını, anaların, babaların ve çocukların ağlayamayacağını anlatmalıyız. İnsanların insanca yaşayabilecekleri iktidar Cumhuriyet Halk Partisi iktidardır. Ardından Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türk Yılmaz'ın konuşmasıyla birlikte partilerin coşkusu da yükseldi. Bayramlaşma töreni bir anda AK Parti karşıtı bir eyleme dönüştü. Biz özgürlükçüyüz. Biz insan hakları savunucusuyuz. Biz hırsızların, haramilerin, çıkarcıların düşmanıyız. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Cumhuriyet Halk Partiliyiz. 7 Haziran seçimlerinde ülkemin insanları dedi ki padişahlığa son, ama birileri anlamadı. 1 Kasım 2015'te sandığa gömülecek padişahlık istekleri. Kasım 1924'te biliyorsunuz padişahlığa son verdik. Ama halen daha padişahlık heveslisi olanlar var. O hevesler 1 Kasım 2015'te sandığa gömülecek, sandığa. Yaklaşık 20 dakika boyunca CHP'lilerin bayram kutlama töreninde bulunan Müezzinoğlu ayrılırken de sloganlarla uğurlandı. Başkanı İsmail Hakkı Edibali. MHP'lilerin de bayramlaşma adresi Kültür Park'tı. Bayram aslında şehit ailelerimiz başta olmak üzere milletimize hüzünlü gelmiştir. Memleketimizin her yöresinde toprağın kara bağrına şehitlerimiz düşmektedir ve düşmeye de devam etmektedir. Şehitler için okunan dualarla başlayan programda Bursa milletvekili adayları da hazır bulundu. Helal kazançlarına, bizi ayırmak isteyenlere en güçlü ve kalıcı cevap bayramın manevi iklimlerle dolu anlamında saklıdır. Bizi biz yapan, bizi köklerimize ve kimliğimize sımsıkı bağlayan bağlardan birisi de böylesi anlam dolu gün ve dönemlerdir. Biz millet olarak geleneklerimizden aldığımız kuvvet ve kudretle, milli ve manevi değer ve hükümlerimizle geleceğin yolunu açıyoruz. MHP'nin bayramlaşma törenine AK Parti Bursa Milletvekili adayı ve İçişleri Eski Bakanı Efkan Ala da katıldı. Ala, MHP'lilerle tek tek tokalaştı, bayramlaştı. Değerli izleyenler, Kurban Bayramı tatilinin ilk 7 gününü geride bıraktık. Kaza bilançosu netleşmeye başladı, yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Yurdun dört bir yanından tam 115 trafik kazası haberi geldi. Birçoğunu sizlere verdik. Bilanço 96 ölü,
465 yaralı. Alınan tüm önlemlere ve yapılan uyarılara karşın 9 güne çıkartılan Kurban Bayramı tatilinin ilk 7 gününde bilanço yine ağır oldu. Yollar kan gölüne döndü. Tatilciler yolları doldururken yurt genelinden peş peşe kaza haberleri geldi. Bayram tatili boyunca Ankara ve İstanbul hariç 9 günlük tatilin ilk 7 günündeki kazalarda bugün saat 17.30 itibariyle ölü ve yaralı sayıları şöyle. 19 Eylül Cumartesi günü meydana gelen kazada 13 kişi öldü. 13 kaza oldu. 13 kişi öldü, 38 yaralı var. 20 Eylül Pazar günü sayı daha da arttı. 27 kazada 21 kişi öldü, 56 kişi yaralandı. 21 Eylül Pazartesi günü 24 kazada 9 kişi öldü, 105 kişi yaralandı. 22 Eylül Salı günü 15 kazada 16 kişi öldü, 70 kişi yaralandı. 23 Eylül Çarşamba Arife günü meydana gelen kazada 13 kazada 8 kişi öldü, 71 kişi yaralandı. 24 Eylül Perşembe günü bayramın birinci günü yaşanan 12 kazada 8 kişi öldü, 58 kişi yaralandı. 25 Eylül Cuma günü bayramın ikinci günü yani bugün saat 17 sıralarına kadar meydana gelen 11 kazada ise 21 kişi öldü, 67 kişi de yaralandı. Toplam bilanço 7 günde 115 trafik kazası, 96 ölü, 465 de yaralı maalesef. Devam edelim. Yılın 9 ayı üretilen 7 veren çileği kar yağına kadar tarladan sofralara kadar uzanıyor. Hedef dünyaya bunu tanıtabilmek. Bursa'nın dağ ilçelerinden Orhan Eli'nde ekimi yapılan ve yüksek verim elde edilen 7 veren çileği çiftçinin yeni umudu. 150 derde deva olan çilek çiftçilerin kuracağı dernekle artık tüm dünyaya tanıtılacak. Kokusu, rengi, büyüklüğü ve hormonsuz olması sebebiyle rağbet gören yedi veren çiçeği Orhan Eli çiftçisinin yüzünü güldürüyor. İlçe merkezi ve köylerde yetiştirilen çileğin pazar sıkıntısı yok. Kilosu 3 ila 5 liradan satılıyor. İlçede yıllık 1500 ton çilek hasadı yapılıyor. Yedi veren çileğinin 150 derde deva olduğu, özellikle böbrek kumu dökmede etkili olduğu biliniyor. Çiftçiler fide desteği olduğu müddetçe çilek üretiminin daha da artacağını belirtiyor. İlçede kurulacak Göynük Belen Çiftçi Kadınlar Derneği sayesinde kokulu ve hormonsuz çilekler hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtılacak. Biz bu çileğimizi Türkiye'ye duyurmak istiyoruz, dünyaya duyurmak istiyoruz. Çünkü kadınlarla beraber, çünkü bizim Türkiye'de köyümüzdeki olan çileğimiz bu. Orhaneli Belediyesi'ne gittik, onlar da bize destek oldular. Soğuk depo yapıp değerlendirmek istiyoruz. Barajımız oldu. Hiç kullanmadık yerimiz var, yerlerimiz var. Organik. Sıfır. Onun için biz kim desteği olursa bu çileği Gönlük Belen'de değil Orhaneli'ye, Bursa'ya, dünyaya duyururuz. Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da Eylül ayı ortası itibariyle 93 bin uçuşa ulaşılarak 2014 yılında rekor olarak kayıtlara geçen 92.494 uçuş sayısı geçildi. Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde Türk ve yabancı paraşüt tutkunlarının vazgeçilmez noktası haline gelen 1965 rakımlı Babadağ'dan Eylül ayı ortası itibariyle havalanan paraşüt sayısı 93 bine ulaştı. 2014 yılında uçan yamaç paraşütü sayısı 92.494 olarak gerçekleşmiş ve rekor olarak kayıtlara geçmişti. Günde ortalama 600 paraşütün havalandığı Babadağ'da 2015 yılı sonu itibariyle hedeflenen 100 bin uçuş rakamının Eylül ayı sonu itibariyle yakalanması hedefleniyor. Yeni hedef 110 bin olarak revize edildi. 2014 yılı Eylül ayı ortası baz alındığında Babadağ'da bu yıl yamaç paraşütü uçuşlarındaki artış %34'e ulaşmış durumda. Bu yıl en çok atlayışsa Ağustos ayında gerçekleşti. 2014 yılı Ağustos ayında 18.337 paraşütün havalandığı Babadağ'dan bu yıl aynı anda 24.241 uçuş gerçekleşti. Babadağ'da Haziran'da 15.985, Temmuz'da 21.227 uçuş yapıldı. Biz Babadağ olarak her geçen yıl kendi rekorunu kırarak gidiyoruz. Yani tekrar ediyorum, yani biz tüm Muğla ölçeğinde %10 civarında bir düşüş yaşanırken, ama iç piyasadaki yerli turizmle bu belli bir ölçüde kapatılmaya çalışılırken, 2016 yılının da şu anda ne olacağı, henüz bir sıkıntılı bir süreç yaşanacağı görünürken,
Babadağ'ın her geçen yıl bu artışıyla kış turizmine de önemli bir katkı sunacağını gösteriyor. Değerli izleyenler, bülteni böylece noktalıyoruz. Bugün bayramın ikinci günü olmasının dışında bir önlemi daha var, bir anlamı daha var. Ünlü halk ozanı Neşet Ertaş, Namıdiğer Bozkır'ın tezenesi, ölümünün 3. yıl dönümü bugün. Biz de onu sevgi, saygı ve özlemle anıyor. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.